Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Semra Hanım günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Borsayla başlayalım. Dün BOFA'nın açıklaması sonrasında bankacılık endeksi tarafında %3'lere ulaşan bir artış gördük. Bu Borsa İstanbul Yüz Endeksini de aslında yukarı taşıyan bir unsur olarak karşımıza çıktı. Bugüne bekliyoruz. Yani 10.370 direnç seviyesini borsa sizce ne zaman kırabilecek? Hangi gelişmeler etkili olacak borsa tarafında? Evet, biz aslında yani bugün de kısmen bir yatay piyasa olur diye tahmin ediyorum. Yani sektörel ayrışmalar devam edecektir. Dünkü rapordan da bağımsız olarak aslında önümüzdeki dönemde gerek yabancı ilgisinin gerek not artışı beklentilerinin ki biz Temmuz ayında bir not artışı daha bekliyoruz. Dolayısıyla hem ülke notunun hem de finans sektöründeki özellikle bankacılık sektöründe not artışları bana kalırsa onların çarpan değerlerine baktığımızda da hala hem likidite açısından yabancı için bir cazip sektör gibi gözüküyor hem kendi not artışlarının devam etmesi beklentisi diyelim hem de endeksi yukarıya doğru taşımakta ve beklenen fiyatların endeksin hala çok daha üzerinde olması kaynaklı. Tabii ki bu projeksiyonlar değişebilir ama şu anki görüntüde hala çok güçlü kaldığını görüyoruz. Zaman zaman zaten şunu da konuşuyoruz. Bazen sanayi tarafta veya işte ulaştırmada, zaman zaman finans tarafında beklentilere göre kısa veya orta vadeli beklentilere göre hisse değişimleri oluyor. Bu hisse değişimleri de aslında endeksin zorlandığı seviyelerde. Biz daha önce de aşağı yukarı 7.400, işte 8.500, hatta bir ara 9.400 seviyelerinde de bu hisse değişimlerinde belli bir süre bir yatay fiyatlama gördük. Ve ne zaman ki endeks o zorlandığı seviyeyi yukarı kırmaya çalıştığında ki şu an için bizim için 10.400 seviyesi gözüküyor o seviye ilk etapta. Bankacılık sektörüne gelen alışlarla da o seviye hep aşıldığını görüyoruz. Dünkü tabii rapor biraz daha piyasayı dengeleyici bir özelliğe sahipti. Niye biraz daha yatay bir Mayıs ayı bekliyoruz açıkçası? Yurt dışı piyasalarda da gayet olumlu bir hava var baktığımızda endeks bazlı. Ama biz son 5-6 haftaya baktığımızda çok iyi bir yabancı girişi olduğunu her hafta tahvilde de dahil olmak üzere ve aslında 9.600-9.700'lerden 10.400'lere giderken burada yurt dışı ile çok pozitif ayrıştığımız bir dönem yaşadığımızı şimdi bir nebze hem bilanço sezonu biliyorsunuz yani 12 aylıklar 20 Mayıs'ta konsolideler sonlanıyor. 3 aylık bilançolar yani bu yılın ilk çeyrek bilançoları da yavaş yavaş gelmeye başladı. Dolayısıyla bilanço sezonuyla birlikte diyelim biraz uzayan bir takvim var bu sene. Bu yataylığın 10.000, 10.500 veya 9.800, 10.400 arasında devam edeceğini bekleyebiliriz. Dolayısıyla bugün de sektörel veya hisse bazlı ayrışmalar olabilir. Ama yatay bir başlangıçla yine aşağı yukarı 10.100, 10.250 arasında bir endeks görmeyi ümit ediyoruz açıkçası. İlerleyen günlerde, aylarda yabancı girişinin daha da artması bekleniyor. İşte gri liste konusu var. Haziran ayı itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor. Başka not artışlarının da hatta takvim dışı kararların bile açıklanması bekleniyor. Böyle bir tabloda yabancı girişinin, Türkiye'ye yönelik yabancı girişinin artması bekleniyor. İlerleyen dönemde, yani yabancı girişi arttığı dönemlerde yabancı sizce daha çok borsa tarafına mı ilgi gösterecek, tahvil tarafına mı ilgi gösterecek? Şu an itibariyle daha çok tahvil tarafında anladığımız kadarıyla yoğunlaşmış durumda yabancı girişi. Peki bu ilerleyen aylarda bir değişim gösterecek mi? Ben aslında her iki piyasanın da yabancı yatırımcılar tarafından kullanılacağını düşünüyorum. Şimdi tahville ilgili aslında biz son bir ay içerisinde önce İzmir, dün mesela Konya, düzeltiyorum Samsun, Cuma günü de Konya'ya gideceğiz ve burada sanayicilerle de konuştuğumuzda henüz o enflasyon kırılımı ve bunun aslında faiz indiriminin Merkez Bankası tarafından gerçekleşme olasılığının hala biraz daha yıl sonuna doğru kalmasına rağmen enflasyonda kırılımı yaz aylarında görürken yabancı girişleriyle biz tahvil faizlerinin de aşağı gelebileceğini
Gerek Merkez Bankası politikasının gerek enflasyonun aşağı yukarı bu ay içinde bir zirve noktada olacağını konuşuyoruz. Dolayısıyla tahvil niye yabancı tarafında daha belki ilk etapta o tarafa doğru bir yöneliş gerçekleşiyor olabilir veya devamı gelebilir? Çünkü baktığımızda bir zirve noktasını onların da yakaladığını düşünüyorum. Biliyorsunuz zaten tahvil faizleri aşağı geldiğinde tahvil fiyatları yükseliyor. Dolayısıyla bu getiriyi sağlayabilecekleri mevcut kompozisyonda en üst seviyedeler. Yani şey gibi düşünelim, borsanın dip seviyede olduğu ve buradan alım yaptığınızı eğer böyle bir düşünceniz varsa. Dolayısıyla tahvil faizlerinde böyle bir gelişme var. Önce orayı kullanmaların nedeni bana kalırsa devam edeceklerini de ben orada düşünüyorum. Buradaki fiyat avantajından dolayı kaynaklı. Ama hisse senedi piyasasına döndüğümüzde de evet bazı hisse senetleri aslında aşağı yukarı 15-20 adet, bunlar daha çok BIST 30, BIST 50 içinde belli bir fiyat hareketine neden oldular ve endeksi de buraya kadar taşımayı ki bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani daha büyük hisse senetleriyle biz buraya geldik. Daha likit hisse senetleriyle buraya geldik. Ama hala fiyat utanç oranımız 7,5-8 gibi düşünürsek BIST 100 içinde işte bizde kıyaslanan ülkelerde 13-14 TK'lar var. Dolayısıyla burada da uygun gördükleri şirketleri ki bu değişimi de hep ifade ediyorum. Yani artık borsa daha seçici bir hisse analizi yaparak endeks yukarı gitse de getirilerin değerlendireceği bir dönem. O açıdan orayı da çok es geçmeyeceklerdir. Burada da iyi bir fırsat olduğunu göreceklerdir. O açıdan yani sorunuza istinaden bence tahvil faizlerine veya tahvil piyasasına gelmelerinin nedeni daha iştahlı olmaları ilk başta önümüzdeki 1-2 ay içinde geçerli. Orada daha iyi bir fiyat avantajı olduğunu düşünmeleri olacaktır. Ama TL varlıkların neredeyse tamamında önümüzdeki dönemde ben çok iyi bir performans olabileceğini düşünüyorum. Uzun zamandır da konuşuyoruz. Özellikle yerel seçimler sonrası bu çok net bir şekilde yabancı ilgisi ve yabancı raporlarıyla görülüyor. Yabancıların hisse senedi piyasasında daha çok bankacılık tarafına ve holding tarafına ilgi göstereceği uzun zamandır söyleniyor ki bunun etkilerini de görüyoruz aslında. İlerleyen dönemde yabancı girişinin artması ile birlikte sektörel bazı bir değişim bekler misiniz? Aslında bu sektörlere devam edecek bir ilgi olacaktır. Dikkat ederseniz zaten beklenen fiyatlar içerisinde de her ne kadar yükselmiş olsa da yani bankacılıkta, holdingler içerisinde de burada ben fiyatlamanın ve para girişinin devam edeceğini düşünüyorum. Yalnız şimdi normalleşen bir borsa görüntüsü yani daha temel göstergeler üzerine yerli ya da yabancının ilgisinin devam etmesini beklemek, aynı zamanda yabancı yatırımcıların daha önce aşina oldukları, hatta biz enflasyon muhasebesine geçmeden dolar veya döviz bazlı diyelim finansal tablolarını da açıklayan şirketlerin ve bunların yabancılar tarafından herhangi bir periyotta takip edildiğini de düşünürsek, daha önce aşina oldukları şirketlerle yakın ilişkileri olduğu, belki yatırımları olduğu ve bu raporlara da daha önce enflasyon muhasebesi öncesinde de aslında bir nebze kendilerinin kıyaslayacakları bir periyot yaşadıkları hisseler üzerinde yoğunlaşması muhtemel olabilir. Örnek vermek gerekirse ya bütün bunlardan bağımsız mesela bir nebze demir-çelik sektörünün geride kaldığı bir süreç yaşadık. Ulaştırmanın zaman zaman dalgalanması olsa da hani Türkiye'nin bu şirketlerin potansiyeli ve mevcut değişimlerden etkilenme hızlarının az olması ve sezonun başlaması gibi benim aklıma gelen bazı sektörler var. Peki. Dolayısıyla bankacılık ve holdingler yanına işte ulaştırmayı, demir-çelik sektörünü ekleyebiliriz. Ama temel göstergelerle bir borsa yatırımı yapıyorsanız ki bundan sonra son 3-4 ayda olduğu gibi belki yılbaşında koyabiliriz. Bundan sonraki süreç böyle ilerleyecektir. O zaman gelen her finansal tablo gelişmesi yani maddi açıdan şirketin verimliliği ve aynı zamanda projeleri, sektörel gelişimi, ne kadar bir pazar payını arttırdığı son dönemlerde bunlar daha fazla sektörler içinde de hisselerin ayrışmasına neden olacak. Evet. Dolayısıyla yine bence BIST 50 ağırlıklı
belli bir süre daha belki 12 bin 13 binlere kadar endeks seviyesi olarak bakarsak aşağı yukarı ve sektörel olarak da bu söylediğim sektörler ve bunların dışında kalan özel şirketlere mesela bazı yazılım şirketleri olabilir, savunma sanayine destek veren şirketler olabilir. Eğer olursa bir gayrimenkulle ilgili düzenlemeler burada gerçekleşebilecek beklentilerle ilgili olabilir. Bu taraflara daha seçici bir yöneliş olacağını düşünüyorum yabancı tarafında. Çok teşekkür ederiz Tonguç Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'la değerlendirmiş olduk. Yeni güne